Evet, Galacticos'la Footnote arasındaki yasaklamalar, ilk yasaklamalar yapıldı. Tercihler de yapılmaya başlandı. İki ekip de şimdi kahraman tercihlerini yapacaklar ve bu iki ekibin oynadığı takım kompozisyonu üzerinden oyunun gidişatı bir hayli değişecek. Çok sevdiğim kahramanlardan bir tanesi de alınmış benim. Bu tercihi yapılmış ki o da çok tank özelliğiyle özellikle çok büyük işler yapabiliyor. Bir taraftan da Zhang Fei tercihi var. Footnova ekibine baktığımızda o da tabii ki hem çok güzel bir tanklardan bir tanesi. İki tank tercihi geldi Footnova tarafına baktığımda. Foot tarafını düzeltiyorum. Galacticos ekibi de yine benzer tercihleri doğru yönelecekken daha farklı. Bir hayli kendileri erkenden elde edebilecekleri bir üstünlüğü burada yakalamaya çalışıyor. Footnova ekibinden bir de Marco Polo yanılmıyorsam tercih gelecek ve onun üzerinden de yine güzel bir şekilde oynayacaklar. İlk üç tercihlerimiz böyle karşılıklı olarak baktığımızda yeni yasaklamalarımız gelecek. İki ekip de rakibine tabii ki göz açtırmak istemiyor. Hem Galacticos hem Footnova tarafı bir tarafta. Onların buradaki mücadeleleri çok çok değerli. Bu maç üzerinden olduğunu da söyleyelim bu mücadelelerin. Galacticos ekibiyle Footnova arasında oynanacak bu mücadelenin. Ve her şeyi değiştirebilir. 3 maç üzerinden olsa belki bambaşka bir durum konuşabilirdik. Ama şu an hem seçimler hem yasaklamalar çok çok önemli. Oyunun gidişatını belirleyecek takım çok önemli. Çünkü ikinci bir şansları yok iki takımın da. Bu maçı kazanıp ilerlemeleri gerekiyor. Ve bakalım Galacticos son iki tercihini de yapmış olacak. Footnova ekibinden bir tercih daha geldi. Bunların bu tercihiyle birlikte de güzel bir şekilde takımını oluşturmaya çok yakın. Sadece bir Snape'in seçeceği bir kahraman var. Onu da hangi tercihten yana kullanacak? Diğer tarafta Knight tercihini yapmış durumda. O krizi bekliyoruz. O tercihini yapacak Galacticos ekibinin oyuncusu. Ve beşli tamamlanmış oldu Galacticos tarafına baktığımızda. Footnova ekibinden Snape son tercihi yapıyor ve ayarlamalarını yapacaklar. Şöyle baktığımızda da büyülerine 4 tane bir Galacticos sıçrası bulunuyor açıkçası. 4 sıçrayla yani sergileyecekler. Ve ben biraz daha burada Luban tercihde bekliyordum. Oyunun gidişatını ne kadar etkileyebilirdi bilmiyorum ki ekranlarımıza Lumbur, Menki, Xia, Kyo geliyor. Baki ve Feng tercihleri Galacticos tarafından gelecek. Zaten düzeltelim. Liampo, Lubu demiştim seçimdeyken. Liampo, bazen ikisini karıştırabiliyorum. Liampo ile Zhang Fei tercihlerini görmüştük. İki tercihi zaten Footnova ekibinin. Marco Polo tercihinden bahsetmiştik. Lam ve Zhao Jun tercihleriyle de birlikte Footnova ekibi de güzel bir şekilde beşlisini oluşturmuş oldu. Ve mücadelede açıkçası iki tarafa da baktığımda çok daha agresif oynayacak. Çok daha pozisyon anlamında daha doğru pozisyonlar elde etmesi düşman gereken taraf sanki Footnova ekibiymiş gibi geliyor. Tabii ki oyunun gidişatı onların oynadığı yeteneklerle birlikte oynayacakları oyunlar çok çok önemli. Onu da söylemekte fayda var. Ve iki ekip de ortada buluşacak. Bakalım Snape ve Boy şu anda Snape'e yardımcı olmaya çalışıyor. Boy tabii ki elinden geldiğince. Yukarı tarafa doğru bir Knight'a doğru gelen Doktor Kriz var. Hemen koridoruna geldi o da. Bunları alacak. Bir taraftan da güzel bir şekilde burada oynayacak. Bu arada Liampo'yla karşı karşıya geldi ama Liampo'nun ne kadar tank olduğunu görüyorsunuz. Yani çok zor. Bir de özellikle yetenekleri ani çarpma özellikle ileri doğru hücum edip düşmanlarına hasar veriyor ki örneğinde görüyorsunuz havaya savuruyor. Çok fazla combo yapabiliyor Liampo. Bu komboyla da birlikte ekranlarımıza da gelmiş oldu benzer bir örneği. Bu arada orta tarafta Alter Ego şöyle bir yaklaştı. Alt tarafta da bir dörtlü bir Galacticos görüyoruz ama
Putnova bu durumun farkında ve geriye doğru çekildiler. Çok da agresif bir oyun olmayacağını görüyoruz. Orta tarafı da hep birlikte silip şimdi yukarıya doğru bir baskın olabilir. Los güzel bir oyun içeriye doğru. Havaya savurmayı başardılar. Doktor krizin başı dertte ilk kanı alan taraf Putnova tarafı. Ve yukarıya doğru Alter Ego. Diğer üçlü de bu tarafa doğru geldi. Galacticos ekibi burayı bir anda üçlediler. Havaya savrulan yine iki isim ama bu sefer Putnova tarafında alınan bir isim var. O da Lost. Bir tek hayatta kalan Knight yukarıda Putnova ekibinde. Yine Liampon'un aslında çok az bir canı kalmıştı gördünüz. Ki yani o tanklığından bahsediyorduk sürekli zaten. Maç içerisinde de o tanklığı hissedeceksiniz sizler de. Bu arada şimdi şöyle bir yine Putnova ekibi karşı ormana doğru şöyle girdi. Çok fazla da agresif oynamak istemediler burayı. Diğer taraftan küçük ejderlerinde geldiğini görüyorsunuz. Göncü sanırım gelecek mi diye bakıyorum şöyle. Hayır. Futnova ile Galacticos. Alt tarafı, alt koridoru. Birbirlerine hasar vermeye karşılıklı olarak devam ediyorlar. Bu tarafa Expire da geldi şimdi. Expire şöyle bir havaya savurmak istedi rakibini ama yani çok fazla da etkili olamadı. Shiar Kiyo burada çok çok etkin olabilecek bir büyücü olduğunu da söyleyelim bir taraftan. Ki tatlı esinti kasırga daha demin gördünüz. O kasırgayı gönderip havaya savurabiliyorsunuz rakiplerinize. Şu anda 300 saniye. Havaya savuruyorsunuz bu arada, işte havaya savrulan bir isim var, o da Sikiboy ama geriye doğru çıkacak. Çok zor bir açıda kalmıştı. Çok da büyük bir problem yaşamıyor bu bölgede. Şu anda Futnova bölgede Galacticos daha doğrusu müdahale etmek istemedi. O tarafta ejderhalara doğru gitmedi. Müdahale edebilecekleri bir açı da çok fazla yoktu açıkçası. Biraz zamana ihtiyacı var Galacticos ekibine baktığımızda. Hasar anlamında da, tanklık anlamında da. O yüzden burada dikkatli olmaları gerekiyor. Şimdi Futnova ekibi yine hasar çıkartmaya çalışıyor. Alter Ego agresif bir oyun. Twitch'i de kullanılacak. Shanks'a havaya kaldırıldı. Skor alınabilecek mi? Knight'in üzerine doğru gidiliyor. Alter Ego canı bir hayli azaldı. Lost buradan skor çıkartabilmiş durumda değil. Galacticos ekibi buradan uzaklaşacak. Snape burada bir deneme gerçekleştirdi. Knight da buraya kadar geldi. Yani şu an üst tarafta herhangi bir isim yok üst koridorda. Ve o kule de yani canını kaybedecektir. Marco Polo bir kule elde etti. Alt tarafta görmüş olduğunuz gibi erkenden biz durumunu da eşitlemeyi başaran bir Galacticos var. Hemen hızlı bir yanıt. Yukarı tarafta itirilen minyonlarla birlikte Alter Ego tek yakalanabilir. Şahsine dikkat etmesi lazım. Şu anda bizi almak istiyorlar. Los çok kötü bir pozisyonda. Doktor Kriz bu tarafta canı bir hayli azalttılar. O da kuleden bir hayli hasar aldı ama oradan skoru çıkartamıyorlar. Knight buraya kadar yetişti. Gacha yakalanan isimdi ama o da oradan çıkacak. İkinci kulesi gidiyor Galacticos ekibinin. Futbolma ekibi. Bu da ikinci kuleyi alıyor. Alt tarafta baskısını sürdürmeye devam ediyor. Bundan bahsetmiştik. Çok daha agresif olan taraf. Futbolma tarafı olabilir diye dikkatli etmesi gerekiyordu pozisyon anlamında. Düşen bir isim var. 19 saniye haritada olmayacak bir isim. O da Shanks. Şimdi Gacha. City Boy'a tabii ki çok fazla hasar verebilmek çok mümkün değil. Özellikle oradaki oyunu yani uzaklaştırabiliyor. Rakiplerinden uzaklaşabiliyor. Bu arada yakalanan 4 isim, havaya savrulan 4 isim var ama arada tek başına kalan bir Knight var. Her ne kadar orada bir 4 kişiyi ayağa kaldırmış olsa da, havaya savurmuş olsa da problem yaşıyor. Yani şu an Futnova ekibi
hiçbir şekilde rakibine göz açtırmamaya çalışıyor. Üst tarafta da bir kule gidecek gibi gözüküyor açıkçası. Shanks arkadaşıyla birlikte bu tarafta Lugacha buraya geldi. Hasar çıkartmaya çalışıyorlar ama City Boy'a hasar çıkması çok zor olduğunu söylemiştik. Shanks kuleyi de çok rahat bir şekilde alıyor. Oynadığı karakter Marco Polo karakteri. Yani tekrardan söylemiş olalım. Bakın iki isim birden burada çok korkusuz hareket edebiliyorlar şu anda. Ki takım arkadaşları da burada. Onlara da güveniyorlar. Shanks burada çok agresif bir oyun. Rakibin üzerine doğru Galacticus'a gözü açtırmamaya çalışıyorlar. Gacha arada kalan isim ama o düşmeyecek. Yeterli hasar çıkmadı bu bölgede. Shanks'in üzerine doğru bir kullanılan hasar vardı. Buradan uzaklaşmak zorunda şu anda Shanks. Uzaklaşmaya çalışıyor. Güzel bir pozisyon almayı başardı. Hasar çıkmaya devam ediyor ama henüz bir skor alınabilmiş değil. 2'de 2 bu arada, düzeltiyorum. 2 skor birden geldi Shanks. Bu 2 skoru birden elde eden isim. Bir hayli hasar çıkartmaya devam ediyor. 3 kişiye karşı tek başına şu anda. Gerçekten çok çok agresif bir oyun. Ve bu agresif oyununa karşı da Shanks'in cevap verebilen bir Galacticus yok maalesef. Yani herhangi bir taktik anlamında da bir değişiklik söz konusu değil. Gacha hasar yemeye devam ediyor. Alter Ego buraya doğru geldi. Doğru çekilmek zorunda şu anda. Shanks de bu durumun farkında ama yani bakar mısınız? Yani buradaki hem birbirlerine takıma olan özgüveni, takımın olan özgüveni hem de Shanks'in kendine olan özgüveni bir hayli işleri renginleştiriyor. Çok güzel sıyrıldı orada yetenek atışından Lumbrun. Ve şimdi yine hakimiyetlerini korumaya devam ederek haritanın her alanını şu an yönetmeye devam ediyor Nova ekibi. Galacticus da şu an çok çaresiz. Yapabilecek bir şey yok açıkçası. Yani durum 5-4, 7000 altınlık bir fark var. Onu söyleyebiliriz. Ve bu fark hiç küçük bir fark değil. 2 eşyalık, 3 eşyalık farklar oluşabiliyor. Tarz. Pozisyonlarda her ne kadar skorlar avantajlı olsa da kule sayısına baktığınızda, alınan yine derebeyi, tiranlara baktığınızda çok fazla sayıda Tutmova'nın üstünlüğünü görüyoruz. Buraya hasar gelmeye devam edecek. Bir yandan da haritanın tabii ki yine koridorların, bütün koridorlarda var olmaya çalışıyor. Snape orada yakalanacak. Snape üzerine doğru gidiliyor. Gacha bu şansı değerlendirmek istiyorlar. Düşürmeyi başardılar ama karşılıklı alınan bir skor var. Gacha da alındı. Alter Ego'nun başı dertli olabilir. Alt tarafa dönüyoruz hemen. Onlar da şimdi orta koridora doğru ilerleyecekler. Knight'ın tek başına olduğunu bilen bir Galacticus ekibi vardı. Bakalım tekrar bir Tiran ve Derebe'yi belki almak isteyebilir Tutmova ama şu an bu üstünlüğü kullanmak istiyorlar. Doktor Kriz'in başı dertte. Havaya sarılan iki isim birden var. O kasırgadan etkilenen Expar yakalandı. City Boy düşürülebilir her an ama havaya savurdu. Knight içeriye doğru giriyor. Bu arada 3 skor birden çıkabilir. City Boy buradan uzaklaştı ama skor çıkacak mı? Şimdi buraya gelen bir Lost var. Lost o skorları toplayabilir. 2'de 2 yapan bir Lost var. Yani Tutmova tarafı her şeyi doğru yapan taraf şu anda. Çok çok az hata görüyoruz onlardan ki bu üstünlüğü rakiplerine de hissettirmeye devam ediyorlar. Çok güzel de bir performans, çok güzel de bir oyun izliyoruz onlardan. Galacticus'un henüz net bir yanıtı olabilmiş durumda değil. İşte altın farklarına da bakıyoruz şu anda bir. Tiran'a doğru ilerlendi. Bir taraftan Derebe'yi alındı. Nova tarafında. Aşağı tarafı tabii ki bıraktılar. Nova tarafı. Orada herhangi bir isim yoktu. O yüzden rahat bir şekilde alınan bir Tiran var.
Galacticos ekibi savunmaya yapmaya devam ediyor. Futbol ekibi bastırmaya devam ediyor. Bu arada Gacha yakalanabilir. 2'ye 1 şu anda. Hemen üst tarafta haritadan görüyorsunuz. Sol üst tarafta ve Gacha'ya doğru da geçtik. Shanks yakalayacak mı onu diye bakıyorum. Orta tarafta Snape'i yakalamaya çalıştılar ama harika bir dondurucu. Lost içeriye girmek istiyor. Hasar çıkartacak. Durmak bilmez. İnanılmaz bir hasar. İki skor birden çıkartabildiler bu bölgeden. Ki Gacha'yı da yakaladılar. Gacha skoru da geldi ama burada Lost düşecek sadece. İnanılmaz iyi bir takas, 3'e 1'lik bir takas ve burada Futnova 4 kişiyle alt taraftan küçük ejderle birlikte ilerleyecekler. Shanks yakalandı, skor alsa da düşüyor Shanks ama 35 saniye var Expert'ı tekrardan oyuna dahil olmasına. Ve artık mücadelenin sonuna doğru da geliyor gibiyiz açıkçası. Galacticos son hamlelerini yapabilecek mi? Savunabilecek mi burayı? Gacha içeriye doğru ilerledi. Snape yakalandı. Ve Snape'i düşürmeyi başardılar. Şu anda yüksek mevkili kulemiz saldırı altında. Burada rakibin yine ormanında canavarları almaya devam ediyor. Takım arkadaşlarıyla birlikte biraz daha kuşatmayı takım arkadaşlarını bekleyerek yapacaklar. Lost tekrardan dahil oldu. Bir mavi aldığını görüyoruz Lost'un. Snape'in de dahil olmasıyla birlikte ki Snape biliyorsunuz burada çok etkili olabilir. Özellikle takım savaşında yetenekleriyle birlikte etkili olabilir. O yüzden Nova ekibi bardan almaya devam ediyor. O da Lost alt tarafta Gacha'yla karşı karşıya. Gacha'ya bir aile hasar verdi. Canı bir aile azalıyor Gacha'nın. Bir hasar daha çıkar mı diye bakıyorum. İçeriye doğru tekrardan girdi Lost. Hasar çıkartmaya devam ediyor. 4 kişi havaya savruldu Futnova tarafından. Hatta 2 isim birden mi? Hayır. Sadece Lost'u kaybettiler. Skor almaya devam ediyorlar. 4 isim birden yok. Sadece hayatta kalan bir Gacha. Futnova için galibiyet anlamına gelecek. City Boy Gacha'nın üzerine doğru da hasar çıkartmaya devam ediyorlar. Yavaşlatma etkisi de var üzerinde. Ve son hasarlar gelecek artık ve zafer Futnova tarafına doğru gidiyor. İnanılmaz baskın bir oyunda bu zaferi elde eden bir Futnova var. Harika bir oyun, harika bir kombinasyon ve iletişimle birlikte...